Adanalılara sorduğumuzda bu şehrin en büyük sorunlardan bir tanesinin işsizlik olduğunu söylüyorlar. Siz bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz? Eğer belediye başkanı seçilirseniz Evet. seçimlerden sonra. Tabii ki vatandaşın bu tespiti çok doğru. Biz imar düzenlemeleri, şehrin gelişimini teşvik edeceğiz. Hükümet teşvik verecek, biz teşvik edeceğiz. Çok önemli işsizlikle ilgili projelerimiz var. Adana'yı Orta Doğu'nun cazibe merkezi haline getireceğiz. Sarıçam ve Yüreğir'in doğusu bizim organize sanayimizin batısında Suluca bölgesinde kıraç bir alanda Seyhan ve Ceyran nehrini birleştiriyoruz. Ve 6 metre debisi olan 25-30 metre eninde bir kanal açıyoruz ve orayı cazibe merkezi haline getiriyoruz. Yani yatırımcıya yatırım yaptığının itibarını şehir halkının ona hürmet edeceğini hissettirmeniz ve ona problem yaşattırmayacağınızı göstermeniz gerekiyor. Nihayetinde Türkiye'de bir yatırım potansiyeli var. Bu yatırım potansiyelinin bir kısmını kendi bölgenize çekmek için yerel yönetim olarak rekabet içerisinde olacaksınız. Ben Adana'nın sanayi üretimini İlk 5 yılda 2 katına çıkarabileceğimi düşünüyorum. Efendim, Adana sokaklarında dolaşırken mikrofon uzattığımız Adanalılar asıl sorunlarından birinin de trafik ve ulaşım olduğunu söylediler. Trafiğe, ulaşıma nasıl bir çözüm bulmak istiyorsunuz? Örneğin raylı sistem projeleriniz var mı kentin özellikle nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde? Evet, ilk işimiz Adana Master ulaşım planını uluslararası düzeyde, ama bakın, Adana ulaşımcılarına değil, Türkiye'de değil, uluslararası ihaleyle mutlaka Adana'nın ulaşım master planını yaptıracağız. Ve bunu paftalara işlemek şart değil. İnsanları istimlak yapmak çok kolay değil. Tabi bunlar bedel isteyen işler. Ama ulaşım master planı bizim Adana'nın anayasası olacak. Metronun yarım kalan hattını tamamlayıp yeni açacağımız yollarda ve bulvarlarda da hafif raylı sistemin altyapısını oluşturacağız. Mevcut belediye otobüslerinde, halk otobüslerinde, midibüslerde ve minibüslerde de yeni bir düzenleme ile Adana trafiğinin araç sayısını daha da azaltarak yeni bir model uygulayacağız. Bir yandan da Adanalıların şikayetçi olduğu bir başka konu var efendim. Özellikle altyapı ve kanalizasyonla ilgili sorunların giderilmesini beklediklerini söylediler. Destekleyecekleri, oy verecekleri adaylardan. Sizin de bu konuyla ilgili projeleriniz var mı? Neler yapacaksınız? Biz yağmurlama hattını ayrı hat olarak mutlaka yapacağız. Aslında bunlar şimdiye kadar yapılması lazım. Dolayısıyla kanalizasyona bağlandığı için yağmurun getirdiği ne kadar atık madde var, hepsi kanalizasyona giriyor ve oralar tıkanıyor. Bu sefer kanalizasyonlar da kullanılmaz hale geliyor. Bunlar çok önemli. İmarsız bölgelerdeki altyapı eksikliklerini hızla giderirken Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin marifetiyle su ve kanal, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesini de orta ve uzun vadede birbirinden ayıran bir düzenlemenin içerisinde olacağız. Efendim, bir yandan da Adanalılara sorduğumuzda kentin bir başka önemli sorununun güvenlik, asayiş sorunları olduğunu söylediler. Bu konuyla ilgili sizin belediye olarak belediye başkanı seçilirseniz büyük şehirde ne gibi çalışmalarınız olacak? İşsizlik mutlaka her şeyin başındaki problem. İşsizliği çözmemiz lazım. Onun için Adana hep adli olaylarla anılıyor. Yoksa işsizliği çözerseniz, insanlar mutlu bir yaşam içerisinde olursa suç oranı azalır. Bu bir gerçektir. Mutlaka işsizliği çözmemiz gerekir. Şehrimizin göçle imarsız büyüyen güney bölgelerinde asayiş problemleri daha çok göze çarpıyor. Buralar sosyokültürel açıdan eğitim çıtası daha düşük. İnsanlarımızın, hemşehrilerimizin yaşadığı bölgelerde asayiş problemleri var. Çarpık şehirleşme, gelir düzeyinin düşük olması, sosyokültürel yapının arzulanan seviyede olmaması, bunlar Adana asayişini olumsuz etkileyen şeyler. Tabii ki
devlet belediye işbirliğiyle burada bir zaman içerisinde iyileşmeyi temin edeceğimizi düşünüyorum.